Yer. Kızdın değil mi? Yani böyle eşkıyalıklara kızıyorum. Evet. Yani sadece ondan değil. Yani biliyorum. Onca şeye rağmen bütün gece yanımda durdun bir de. Ama ben senden dilemem gereken özür dileyemedim. Bir gözüm doktorlardayken yapamadım. Ferit, sen ne diyorsun? Ya biliyorum diyorum. O kadar haklısın ki. Öyle nikah masasında seni bırakıp gitmek... Ama Seyran böyle bir durumdayken yapamazdım yani. Başka çarem yoktu. Bu haldeyken... Tam da yapman gerekeni yaptın. Hiçbir şey bir kadının hayatından daha değerli değil. Nikahımız bile. Sen nasıl bir şeysin ya? Ya sen deli misin? Anlamadım ki. Ya bunun aksi düşünülebilir mi sence bu halde? Seyran şu anda yaşamıyordu. Sen kurtardın onu. Ben her gün kaç tane şiddet mağduru kadın için çalışıyorum gönüllü. Sen bunu bilmiyor musun? Ve o caninin cezasını çekmesi için ben de elimden geleni yapacağım. Sen merak etme. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Teşekküre gerek yok. Bu benim görevim. Bir kadın olarak, bir avukat olarak, her şeyden önce bir insan olarak. Peki İlyas Reis de dedelik görevini yapıp kalemimi kıracak mı sence? Ne diyorsun? Sen beni tam tanıyamadığın gibi dedemi de tanımadın. Tamam, serttir. Biraz muhafazakardır. Ama o da aynen böyle davranırdı. Tamam, başta belki sinirlenebilir ama onu da karşılarsın artık. Ondan da özür dileyeceğim. Merak etme. Seyran uyandı. Hadi. Nasıl? İyi, çok şükür iyi. Doktor izin verdi bize, görelim de içeride şimdi. Geç. Geç oğlum, geç. Seyran? Ferit. Nasıl doktor? Merak etmeyin, iyi. Toparlayacak. Siz ifade verecek durumda mısınız? Evet, evet. Hemen bir an önce bitsin gitsin istiyorum. Pekala, ben o zaman hastane polisine haber vereceğim. Siz de hastamızı fazla yormayın. Oldukça halsiz. Seyran, emin misin ya? Şimdi hemen aynı şeyleri yaşamak, hatırlamak zor olmasın? Olmaz Ferit. Ait olduğu yeri kapansın bir an önce pislik. Çekecek cezasını. Merak etme. Sen kurtarmışsın beni. Sen bulmuşsun. Evet. Ben buldum. Nerede olsam bulurum seni. Gerekirse ölümün elinden bile çeker, kurtarırım seni. Daha önce de söylemiştim sana. Hatırlamıyor musun? Evet, söylemiştin. O zaman izin vermemiştin ama... şimdi bana inanırsın herhalde. Her zaman inanıyorum ben sana. Sen, yani siz diyardan... Yok, olmadı iş. Tam evet diyecekken kalktık masadan. Seni kurtarmaya geldim. Üzgünüm Ferit.
üzülme. Sen iyi ol. Babana yeter. Ferit, polis geldi. Aa, ne çabuk. Geçmiş olsun Seyran. Korkuttun bizi. Sağ ol Diyar. Siz dışarıda bekleyin. Prosedür böyle. Avukatıyım. Kalıyorum ben. Bana emanet Seyran. Sen çık. Bana her şeyi en başından anlatın. Eşim. Sinan Kantarcı. Beni... Of. Öldürmeye çalıştı. Sinan Kantarcı'dan şikayetçiyiz memur bey. Seyran uyanmış, polisler yanında şimdi. Allah kahretsin, ben gidiyorum. Dur, dur, dur. Nereye gidiyorsun Ayla, bir dur. Ya bana bak, ifade verirse oradan dönemeyiz, tamam mı? Benim bu işi çözmem lazım. Sen ne yapacağını biliyorsun. Ayla, Ayla yapamayız, anlarlar. Ya bırak sen beni düşünmesen, kendi işine bak. Anne Allah. Dur, anne öyle olmaz. Ay, ya duramam, duramam diyorum sana. Bu işi halletmem lazım. Anne sen bir şey halletme artık ya. Bu işi halledeceğim diye diye bizi ne hale getirdiğinin farkında mısın sen? Benimle ne alakası var ha? Abini o kız o kız abime hiçbir şey yapmadı anne. Sen yaptın. Abimi o kıza karşı sen doldurdun. Ona ilaçlarını sen vermedin. Aralarını bozmak için elinden geleni yaptın. Yanlış hatırlamıyorsam sen de bana yardım ettin. Ettim evet. Allah beni de kahretsin zaten. Ama ben buraya gelebileceğini bilemezdim olayların. Ama sen annesin. Bilecektin. Anne dediğin evlatlarının iyiliğini düşünür. Düşünüyorum zaten. Düşünmüyorsun anne. Sen abimin iyiliğini düşünmüyorsun. Onun yalnızca seni sevmesini istiyorsun. Azal yeter artık yeter. Ama merak etme. Artık hapisteyken senden başkasını sevemeyecek zaten. Ya ne diyorsun be? Gerçekleri duymaya tahammülün yok değil mi anne? Abin hapse falan girmeyecek. Ona yine kötülük ediyorsun anne. Ya anne dur ya. Doktor işin neyleymiş oğlum? Hoca adam, profesör herhalde ha? Nerede o kız? Nerede o iftiracı kızınız? Uyandı mı? Nerede kızınız? Yavaş, ne oluyorsun? Anne gidelim lütfen. Polise ifade veriyormuş. Çıksın polis, bir de benden dinlesin neler olduğunu. Bana bak, Allah yarattı demem elimde kalırsın ha. Kızım öyleydi be benim, öyleydi. Hadi be. Bak kadın, bayansın bayanlığını bil ha. Bizi çileden çıkarma. Nerede o mümtaz? Mümtazı getir bana. El birliğiyle delirttiniz oğlumu. Memur bey, gelin bir de benden dinleyin gerçekleri. Gidin buradan zaten herkes ileri. İzin vermem. Oğluma iftira atacak. Memur bey, izin vermem. Lan yürü git. Bak bir bela çıkacak. Yürü git. Bela sizsiniz be. Allah Allah. Seyran bela oldu benim oğlumun başına. Ayla bu. Sinan Kantarcı'nın annesi. Ayla Kantarcı memur bey. Ne oluyor burada? Memur bey, olanları bir de benden dinleyin. Sizin de ifadeniz alınacak hanımefendi. Yeter, bağırma artık. Ya yalan yanlış şeyler anlatacak. Ne malum, belki de o zehirledi oğlumu. Yeter ya. Yeter artık, yeter. Sen niye çıktın Seyran? Seyran, sen niye çıktın? Diğer niye çıkartıyorsun? Girin içeri, hadi. Hayır, girmeyeceğim. Hayli Hanım'a söyleyeceklerim var. Onları söylemeden de şuradan şuraya gitmeyeceğim. Ya şu halime bir bakın ya. Şu halime bir bakın, Allah'ını seversiniz, ayakta zor duruyorum ben. Siz hala neyin hesabını soruyorsunuz? Bu kadar mı vicdan yok sizde? Yalnız sen misin böyle olan? Bak oğluma, ölü gibi yatıyor orada. Senin yüzünden. Sizin oğlunuz kendi seçimleri yüzünden orada yatıyor şu an. Ne seçimi be? Delirttin Sinan'ı. Seçim mi bıraktın ona?
Oynadın benim oğlumla. Kimse kimseyle oynamadı. Sizin oğlunuz istenmemeyi kabullenemedi. Hayırı kaldıramadı ya. Sizin oğlunuz kendiyle beraber beni de yok edecekti ya. Siz hala nasıl savunuyorsunuz? Hak etti. Bütün başına gelenleri hak ettin sen. Bir dakika. Orada bir durun Ayda Hanım. Kimse böyle bir şeyi hak etmez. Bir de siz bir kadın olarak mı böyle konuşuyorsunuz? Pes. Bakıyorum avukatınla dolaşıyorsun. Evet. Doğru bildiniz. Avukatıyım. Ve avukatı olarak da söylüyorum ki oğlunuz bu sefer ölmeyi beceremedi. Ama bir daha da denemesin. Yok öyle ceza almadan buradan çekip gitmek. Oğlunuz yaşayacak Ayla Hanım. Bedel ödeyecek. Sen ödeyeceksin bedel, sen. Anlaşıldı. Senin durulacağın yok. Ne oluyor be? Ya ne oluyor? Bırakın beni. Bu kadar seni polis odasında tutacağız. Ya bırakın daha beni. Daha da debelenme, polise mukavemetten atarım işi. Ya bırakın beni ya. Siz de odaya geçin, beni bekleyin. Ya bırakın beni, ne yapıyorsunuz ya? Terbiyesiz. Rezil be, rezil. Ne değişik bir aile. Pislik insanlar bunlar ya. Seher Hanım da içeri. Hadi siz geç. Zindanlar da şuriyesin. Böyle parmak göster ya. Kırıcım o parmağı böyle alıcım. Kanmasın da yok. Sağ olasın Orhan Bey. Manyak.